Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 29 Haziran 5 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, bu haftadan itibaren enerji gezegenimiz Mars Koç burcuna geçiyor. Ve uzun süre yıl sonuna kadar hatta önümüzdeki Ocak ayına kadar Mars Koç burcunda olacak. Kuşkusuz tabii ki önemli bir e, gezegen hareketi bu. Mars'ın olduğu yerde enerji vardır, mücadele vardır, aksiyon vardır. Ee, ve sizin haritanızda dokuzuncu evde olacak. Aslında size güzel bir e, açıda olacak. Sizin gibi ateş grubu bir burçta ve kendi burcunda Mars çok güçlü. Dolayısıyla enerjiniz artıyor. Özgüveniniz artıyor. Daha cesur olacağınız bir dönemdesiniz. Hayatınızda yapmak istediğiniz hedeflerinize rahatlıkla odaklanabilirsiniz. Yeni bir eğitime de başlayabilirsiniz. Yeni bir ticari konuda aktif bir şekilde harekete geçebilirsiniz. Ve bol bol sanki gezmek ve seyahat etmek isteyeceksiniz. Mümkün olduğunca tabii ki toplumsal anlamda dünya üzerinde hani bu alanlarda kısıtlamalar var. Ama mümkün olduğunca en azından Eylül ortalarına kadar olan süreçte daha rahat gezebileceğinizi, hareket edebileceğinizi, seyahatler yapabileceğinizi de söyleyebiliriz. Ve bu hafta Merkür Retrosu devam ediyor. Evet biraz hani zaman zaman geçmişi sorguluyoruz. Zaman zaman biraz böyle hayata daha duygusal bakıyoruz. Günlük hayatımızda iş hayatımızda biraz duraklamalar olabiliyor. Ama e, Venüs'ün düzelmesi birçok anlamda bizi destekleyecek. Venüs İkizler Burcu'nda ileri harekette artık 7 Ağustos'a kadar en azından ertelediğiniz seyahatleri yapabilirsiniz. İşte Arkadaşlarınızla daha fazla bir araya gelebilirsiniz. İşte bir şekilde yapılamayan ya da ertelenen kutlamalar, davetler, işte nişandır, düğündür, böyle partidir, bu tarz hani etkinlikler şimdi Venüs sayesinde daha rahat yapılabilecek ve siz de keyifli ortamlara daha iyi katılabileceksiniz ve aşk hayatınızda, romantik hayatınızda, sosyal hayatınızda da güzel bir Venüs desteği altında olabileceğinizi söyleyebiliriz. Pazartesi günü ay terazi burcunda iletişim çok yoğun aslında. Pazartesi günü çok kişiyle görüşmeniz mümkün. Biraz böyle yakınlarınızda olup bitenlerle ilgileniyorsunuz. Komşularla diyaloğunuz artabilir. Akrabalar, kardeşler, iş arkadaşları. Hani daha fazla böyle bir haberleşeceğiniz, iletişim kuracağınız bir gün. İş hayatınızda da aktif. Yani ticari konularda da pazartesi verimli bir gün. Salı ve çarşamba ay akrep burcunda. Daha çok ev özel alanınız, yuvanız, hani ailenize odaklanabileceğiniz iki gün olacak. Perşembe ve Cuma ise Ay Yay Burcu'nda tekrar dışa dönüyoruz. Tekrar böyle eğlenceli konular, seyahatler, belki böyle kültürel faaliyetler, biraz hobilerle zaman ayırma, spor, çocuklar, romantik konular, hani kutlamalar. Özellikle Perşembe ve Cuma hayatımızda gündemde olabilir. Bu hafta Jüpiter Pluto kavuşumu güçlü bir gezegen pozisyonu aslında ve bireyselden çok toplumsal alanlarda da önemli dönüşümleri tetikliyor, yapılandırmaları güçlendiriyor. Jüpiter Plüto iş ve mesleki hayatınızda ya veya iş ortamınızda, çalışma koşullarınızda birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili alanlarda biraz güç ve mücadeleler, zaman zaman baskılar ama bir yandan da köklü dönüşümler alanında yine etkinleşecek özellikle bu haftadan itibaren hafta sonunda ay dolunay fazına ulaşacak. Tam yine iş alanınızda 5 Temmuz'da Oğlak burcunun 13 derecesinde dolunayla beraber ay tutulması var. Evet bu ay tutulması son 2 yıldır Yengeç Oğlak burcunda yaşanan tutulmaların sonuncusu aslında. Önümüzdeki 9 yıl bir daha Oğlak burcunda tutulma olmayacak. Belki meslek konularında biraz mücadeleleriniz vardı ve dönem dönem buralarda yenilikler, bazı dönüşümlerle karşılaştığınız artık bu ay tutulması şöyle bir sizin mesleğinizle ilgili konularda, işte günlük hayatınızda düzeniniz, çalışma koşullarınız, genel sağlığınız, alışkanlıklarınız, yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler tüm bu alanlarda şöyle bir dönüşümleri ortaya çıkarıyor. Evet bir anda belki bizi duygusal olarak etkileyebilecek biraz ani gelişmeler de olabilir tutulmalarda olabilir çünkü bunlar. Ama bir yandan da belirsiz olan konular artık netleşecek veya herhangi bir sonuç almak istediğimiz bir konu varsa bu alanlarda bunlar da tutulmayla beraber artık sonuç verebilir, tamamlanabilir sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.